Herkese merhaba. Yine sinemayla dolu bir programla karşınızdayız değerli izleyenler. Sinema Artı'nın bu bölümünde neler var? Hep beraber bakalım. Başlıyoruz. Sinema Artı'da bu hafta başarılı oyuncu Murat Cemcir'le keyifli bir sohbet, vizyona giren filmlere kısa bir bakış, Damian Siro'nun Asabiyim Ben filmi hakkında her şey ve çok daha fazlası sizlerle buluşacak. Haftanın vizyona giren filmlerinden derlediğimiz Vizyon Artı bölümümüz sizlerle. You're special, Jean. X-Men Dark Phoenix. Bir kurtarma görevi sırasında kozmik bir darbeye maruz kalarak ölümden dönen Jean Grey, namı diğer Phoenix, kontrol edilmesi hayli zor olan büyük bir güce sahip olur. Phoenix kontrolden çıkıp etrafındakilere zarar vermeye başlayınca, X-Men ekibinin hem arkadaşlarını kurtarmak hem de onun gücünü kötü amaçlar için kullanmak isteyenleri engellemek için mücadeleleri başlar. They fear and what they fear. Sophie Turner, James McAvoy, Michael Fassbender ve Jennifer Lawrence gibi yıldız isimlerin yer aldığı serinin merakla beklenen yeni filminin yönetmeni Simon Kinberg. It's too late. Yaramaz çocukların yaramazlık sırları kitabından okuyorum. Koca Ayak. Ivan Tramal'ın yönettiği animasyon filmi Koca Ayak, Kuzey Kutbu'nun gelmiş geçmiş en kötü huylu yetisi olan Erwid'in maceralarını konu alıyor. Buradan çıkış yok, mahvol. Erwid'in Noel Baba'yı etkisiz hale getirerek geri dönemeyeceği bir yere göndermesi üzerine, Noel'in gelmesini dört gözle bekleyen küçük bir çocuk olan Finn, Noel Baba'yı kurtarmak için yola çıkar. Noel Baba olmazsa Noel, Noel olmaz. Finn ve ejderhası Haldir, Noel Baba'yı kurtarmayı ve yaklaşmakta olan Noel'i kutlamayı başarabilecek midir? Çalışmamız gerekiyor. Koca. Kaçış oyunu. Oyun tutkunu olan Lucas ve Chloe, çok özel bir kaçış oyunu olan Paranoia'ya katılmaya karar verir. İlk bilmeceyi başarıyla çözen ikili, terk edilmiş bir akıl hastanesine götürülür. Korkutucu bir ormanın içindeki bu yerde, kendileri gibi finale kalan dört oyuncu daha vardır. Oyuncular kapatıldıkları yerden kurtulup oyunu tamamlamanın yolunu aramaya başlar. Ancak çok geçmeden içlerinden sadece bir kişinin oradan sağ çıkacağını anlarlar. Uzun yıllar önce yapayalnız biri yaşarmış. Bağcık. Görkem Yalçın'ın yönetmen koltuğunda oturduğu, Kaan Çakır, Pınar Tuncagil ve Okan Yalabık'ın başrollerini paylaştığı Bağcık, anne ve babalarının ölümünün ardından yapayalnız kalan iki kız kardeşin, kısa bir süreliğine amcalarının evinde kalmak için Bodrum'a gitmeleriyle başlayan hikayelerini konu alıyor. Amcalarının kızlara bakması için bir pilates hocasıyla anlaşması ve kısa süre içinde pilates hocasıyla arasında bir yakınlaşma başlamasıyla hikaye karmaşık ve gizemli bir hal alıyor. Sinema Artı'nın bu haftaki konuğu çok değerli, çok sevilen bir isim Murat Cemcir. Murat Cemcir, hoş geldin abi Sinema Artı'ya. Hoş bulduk efendim. Çok teşekkürler, teveccüh gösterdiniz, davet ettiniz. Ne kadar güzel. Biz çok teşekkür ediyoruz asıl. Tabii oyuncu kimliğinin yanında aynı zamanda yapımcı kimliğinle de buradasın. Bu da tabii seni daha meşgul, daha yoğun bir insan yapıyor. O koşturmanın içinde de geldin. Sağ ol, var ol. Rica ederim. Tabii rica ederim. Buraya gelmişken hemen sohbete başlamak isterim. Öncelikle hadi Ahmet Kural ve Murat Cemcir ikilisiyle hani... İzleyicinin işte komedinin aradan kanı bulundu dedirten, izleyiciye böyle dedirten bir ikili olarak çıktınız. Ve çok güldürdünüz, çok sevildiniz. Sonrasında Ahlat Ağacı'nda gördük seni. Sonra i̇şte, seyirciyi kan kaybetmeye başladım. Hayır, öyle düşünmeyelim. Orada da dedik ki ne kadar çok yönlü bir oyuncuymuş dedik. Şimdi ben de tabii şöyle bir soru sormak istiyorum. Herkesi güldüren adama mı daha yakınsın, yoksa bir Nuri Bilge Ceylan filminde kanda yürüyen adama mı daha yakınsın? Kendini nereye yakın hissediyorsun?
Vallahi ya şöyle birisine yakın hissetmiyorum esasında. Ben kendime yakınlaşıyorum her çektiğim filmde. O yüzden bu işi yapıyorum. O yüzden de yapımcı olarak da devam etmek ve bu daha fazla yakınlaşmak istedim kendime. Çünkü Selçuk Aydemir bana ilk geldiğinde bir roman. O da dedi ki bana, abi dedi, bu kitabı dedi çekeceğim. Ve çok sert bir kitap. Ben de o dönemler çok kitap okumam yani. Hani Cuma günü verdi bana kitabı. Ben bu kitabın dedi filmini çekeceğim dedi. Çok ciddi söyledi. Ve dedi pazartesi sabahı sana kitapla ilgili sorular soracağım dedi. Oku bu kitabı dedi. Okumazsan da seninle bir daha çalışmayacağım dedi. Oturdum ben Cuma'dan pazartesiye kadar kitabı okudum. Sinirlerim bozuldu, ağladım falan filan. Çok çok değerli bir eser. Ondan sonra dedim bu çocuk herhalde dedim aklını kaybetti. Çünkü bayağı komedi dizisi çektik. Ramazan Güzeldir. Bana komedyensin sen dedi ve ben inanmadım. Sonra becerebiliyormuşum, onu gördüm. O filmi çekemedik bir daha ve komedyen oldum ben. Vay. Yani macera böyle başladı. Selçuk da komedyen yapmaya başladı yani. Hani komedi filmleri çekti ve Türk sinemasına çok ciddi katkısı olmuştur. Olmaya da devam edecektir Selçuk Aydemir'in. Ben hiç ilgilenmiyorum öyle şeylerle. Ben yaptığım filmle ilgileniyorum. Ne yaptığımı biliyorum. Vay. Peki tabii... Tabii Selçuk Aydemir'den bahsettik. Ekibin bir bel kemiği diyebiliriz belki onun için. Öyle değil mi? Böyle bir çok sevilen belki arkadaşımız. Belki güzel tevabirmiş ya. Çünkü hakikaten bir fıtık olsak gittik yani. Hani. Öyle değil mi? Öyle yani mesela o teklif belki geldiğinde. Belki omurgası yani. Omurga ya. Tabii. O teklif geldiğinde mesela Selçuk'a gitmişsin. Geçtiğimiz hafta buradaydı Selçuk. Senin hakkında neler söyledi neler. Ahlat Ağacı işte teklifinden bahsediyorsun Selçuk'a ve ne yapayım demişsin. Selçuk da demiş ki. İki rekat şükür namazı kıl, bana niye soruyorsun gibi bir şey söylemiş sana. O süreç senin için nasıl gelişti? Yani şöyle tabii ki iltifat etmiş Selçuk. İltifat maharete tabidir. Ya da maharet iltifata tabidir. Ya da altının değerinden sarraf anlar. Hani böyle güzel laflar vardır. Çünkü bunlar iç içedir. Yani hani ışığın... Işık ne kadar aydınlattığını bilmez. Kendisi ışıktır çünkü. Bunu anlamadan ölüyor bazı insanlar. Bazı insanlar da işte anlıyor. O ışığı yaymaya devam ediyor. Selçuk kendini ölmüş. Eyvallah. Tamam, güzel. Peki. Ama bir yitir hakikaten yani. Hani, şey tabii şimdi biz o adam çok güzel tarif ettin. Omurga ve hani o omurga ya da bel kemiği ya da beyni ekibim bilmiyorum. Sende bir kabiliyet görüyor ve o kabiliyet üzerine bütün becerilerini yazıyor, çekiyor. Biz birbirimizden öğrendik. Ben ondan öğrendim mizahı, komedyenliği, aktörlüğü. Tabii Selçuk'un tedrisatında, sinemasında yaparak öğrendim. Dolayısıyla hani bunu Bilge Ceylan kadar değerli bir yönetmenin görmesi ve hani yaşından 10-15 yaş, belki 15 yaş daha büyük evet. Bir... Düşünsene ki Doğu Demirkol oğlumu oynadı yani. Hani buna inanıyor ve yapımcısına diyor... Yapımcısı inanmamış önce yani falan filan. O da Nuri Bilge Ceylan'ın sınavı. Çalgı Şengi dönemine geçelim hemen. Çok düşük bütçeyle 35 bin lira gibi bir şeydi muhtemelen. Filmi çıkardınız. Yani, tabii. Sonra para bitiyor. Evet. Evet ve yayınlanamıyor. Tabii sonra o bildiğimiz Cem Yılmaz faktörü giriyor devreye. Ama ondan sonra sizin tekrar başarılarınız var. Geçmişe baktığın zaman o Çalgı Şengi dönemine girdiğin zaman... Baktığında ne hissediyorsun, neler söylersin yapımcı Murat Cemcir olarak? Ya şöyle yani aslında az önceki laf tam buraya ithafenmiş ya. Altının değerinden en iyi sarraf anlar. Hı. Yani Cem Yılmaz çok değerli bir adam. Türk sineması için olağanüstü değerli bir adam. Çünkü endüstriyel bir iş yapıyoruz ve hani... bir şekilde Selçuk bana inanıyor, ben Selçuk, Ahmet bize inanıyor ve hani günün sonunda bir film çekiyoruz 3 kuruş paraya ve o paranın yarısının, o 35 bin liranın yarısını Ahmet, yarısını ben aldık, düşün bak hadi. ve hani Erdal abi rahmetli, mekan cennet olsun, Erdal abi çok inandı bize. Erdal abi vesile oldu ve Öner'e, Cem'in kuzenine, menajerine izlettirdi, Cem filmi izledi çünkü biz yani sinemacı için veya toplum için o dönem evet çok değerli bir film. Çok komik, çok eğlenceli, müthiş. Hani o dönem için söylüyorum. Fakat sinema endüstriyel bir şey. Yani hani kim takar Murat Cemcir'i, Ahmet Kural'ı, Selçuk Aydemir'i kim abi? Yani
perdeye çıkartamadık filmi. Ve hani Cem sağ olsun, Allah razı olsun, karşılıklı beklemeden o aldı ve filmi bize inandı ve perdeye çıkarttı ve ne kadar değerli bir şey olduğunu, inancın, güvenmenin ne kadar değerli bir şey olduğunu gösterdi bize. Ben orada sinemayı anladım. O yüzden hani evet dedim, bizim beraber dedim yürüyor olmamız lazım. Herkesin kabiliyeti başka. Birbirimizin omuzuna yaslanarak, zaman zaman düşerek kalkarak bugünlere kadar geldik. O dönemde işte anladığım şey şu oldu. Ulan dedim, demek ki dedim Cem bize güvenmese, olmasa yani olmayacak. Çünkü biz Cem'e gidene kadar film çok insana laf anlattık. Çok insana laf anlattık. Yani gezdi o film ya. Herkese tabii tabii git, gezmez git, mi? Kimse inanmadı. Tabii. Dedim ki o zaman Cem, inşallah dedim Allah nasip eder de bir güç verirse sana. Sen dedim kimseye bir daha bir şey anlatma, yapımcı kendin ol. Wow. Sen dedim birilerine güven, sen dedim birilerini çıkart. Allah da bunu nasip etsin inşallah. İnşallah. Ne kadar güzel söylüyorsun valla. Tabii orada sinemayı anladım diyorsun ya. İşte o sinemayı anladığını bildiğim için biraz daha böyle sektöre girmek istiyorum senin abi. Bu sorum da onunla ilgili. Tabii şimdi endüstriyel filmlerde rol alıyorsun. İzlenme rekorları kırıyor. Sanat filminde rol aldın, ödülleri topluyorsun. Türkiye'de de böyle bir tezat var sanki. Yani çok izlenen film ödül almıyor ama çok az izlenen film... ler ödül alıyor gibi, hani aslında tam olarak böyle değil bu matematik, doğru, ama baktığın zaman şekil itibariyle gördüğümüz şey bu oluyor. Bunun yapısal bir sorunumuz mu var bizim Türkiye'de, neden böyle oluyor? Ya bir şey söyleyeyim, bunu biz çok konuştuk Doğu Demirkol'la, yani hani kendi içimizde Selçuk Aydemir'le de. İlk filmimiz Çalgı Şengi'de de konuştuğumuz benzer bir şeydi bu, yani yapısallıktan bahsedeceğim ama tabii... Latife de yapmak istiyorum. Yani yanlış anlamasın insanlar. Tabii. Çünkü abi yani hani düşünsenize mesela çok değerli bir film diyor Cem Yılmaz. Neyse Cem Yılmaz yapımcınız oluyor ve hani o sinemanın o dönemki en büyük patronlarından bir tanesi yapımcınız oluyor. Ve hani film iş yapmıyor. 59 bin seyirci yapıyor yani. Hani, bu sinema böyle bir şey, endüstriyel bir şey. Çünkü toplum tanımıyor, PR yapmanız lazım, reklam yapmanız lazım. O bu başka birilerinin, onun şey yani belki o konuda haddim olmayarak yanlış şeyler söyleyebilirim. Ama rekor kırıyorsunuz, milyonlarca insanı sinemaya çekiyorsunuz, 7 milyon insanı sinemaya çekiyorsunuz. Ve hani bunu formülize ediyor olmanız lazım. Biz onu içgüdüsel olarak yaptık. Bir dakika dedik ya, bizden önce 7 milyon insan sinemaya gitti mi? Hayır. Demek ki burada öğrenmemiz gereken bir şey var dedik Selçuk'a ve birçok eleştirmen de filmimizi eleştirmişti. Haklı olarak kendilerince. Sonra biz oturduk. Tam o şöhretin böyle hani hazzını yaşarken pat Şahan Gökbakar bizim kırdığımız rekoru kırdı ve o da 7,5 milyon seyirci yaptı. Dedik ki gençler bir sakin olun dedi yaradan. İki ay geçti. O dedi öyle işte, öyle işler değil o işler, siz biraz düşünün dedi. Ondan sonra biz biraz düşündük. İkincisinde de aynı başarıyı sağladık. Sonra sinemayı daha iyi anladık. Sonra işte ben Bilge Ceylan'la yolumuz kesişti. Adam yani babasını oynatıyor, Cannes'da ödül alıyor. Annesini oynatıyor, ödül alıyor. Her filmiyle ödül alıyor. Ondan sonra ilk defa bir filmiyle hiçbir yerde ödül alamadı. Kendine haksızlık etme, yapma şimdi. Cemce dedim bak hani yani dedim sen otur dedim bu bir düşün dedim yani hani sen dedim belki dedim böyle şeyler yapmalısın falan filan, şimdi onları düşünüyorum hani ne yapmak lazım, çünkü endüstri olması gerekiyor yani hani Aşkar Farhadi film çekiyor, yapımcısı Pedro Almodovar yani hani şimdi ya da işte atıyorum Doğu'da birisi söyleyelim işte Christian Mingu film çekiyor mesela, Martin Scorsese yapımcısı. Christopher Nolan Batman'i çekiyor. Yani yani şimdi hani şimdi Insomnia çekiyor ya da gidiyor Cannes'da ödül alıyor. Ya da işte Christopher Nolan dediğin gibi işte filmler çekiyor Kuzey Avrupa'da. Sonra Dark Knight'ı veriyorlar stüdyo ona ve diyor ki arkadaşım diyor bizim kurallarımız olarak çekersen ama diyor kendi sanatını ortaya koyarsan diyor. Dark Knight DC'nin şu ana kadar en çok iş çalışmış, 1 milyar dolar hasılat yapmış Batman'i oluyor mesela ve Heath Ledger diye bir efsane çıkıyor ortaya. Evet. O yüzden hani böyle bu birbiriyle iletişim halinde
oluyor olması gerekiyor. Birbirlerini dinliyor olması gerekiyor insanların. Yani hani biz bir film yaptık Ailecek Şaşkınız. Cannes'da screening yaptık. Necati Kocabay, benim ortağım yapımcım. Onunla beraber hem bir taraftan Kırmızı Hal'da bizim Bilge Ceylan'ın filmiyle boy gösterirken diğer taraftan da Selçuk Aydemir'in çektiği filmle Dünya Marketi'ne çıktık. Orada gördük insanların neyi sevdiğini, neye güldüğünü. Evet, gülüyorlar insanlar. Bizden de dünyaya çıkacak işler yapıyor olmamız gerekiyor. Fakat o zannediyorum o bizim neslimizin veya hani endüstrinin yapıyor olması gerekiyor. Yani destek, yani bu böyle benim anlatabileceğim, özellikle bayramda insanların bu konularla yalnız çıkıyorum. Ama çok güzel bilgiler de verdin tabii. Peki şöyle bir soru sorsam, artık yavaş yavaş bu bölümün sonuna geleceğim. Daha sonra hızlı sorularla tekrar izleyici karşısında olacağız ama son sorum da şöyle olsun bu bölümün. Yaza iki film geliyor. Evet. Değil mi? Biri Mahalleden Arkadaşlar. Selçuk'un kitabı bu arada, onu da hatırlatalım tekrar. Rahmetli Erdal Tosun'un da biraz da vasiyeti diyebilir miyiz ona? Hani vasiyet tam olarak değil ama isteğiydi. Bunu kitap yap oğlum diyormuş. Hani çok söyledi bana, evet. Ya. Yani rahmetli Erdal Tosun böyle bazen insan, yani bazen evren, neye inanıyorsanız, Tanrı ne derseniz ona, sizin karşınıza böyle melekler çıkartır. Erdal abi öyle bir insan. Öyle biriydi. Bizim meleğimiz Erdal Tosun'dur. Yani hakikaten bizim meleğimiz, mekanı cennet olsun Nur inşallah, Erdal yatsın. Tosun'dur. Kesinlikle öyle. Evet. Bizi çok özel insanlarla tanıştırdı. Çok güzel bilgiler verdi. Çok güzel yollar gösterdi. Zamanla anlayamadık. Anlayabildiğimiz kadarını yaptık. Ve yapmaya da çalışıyoruz. Çünkü bizim filmimizin Türkiye'deki ilk ben şirketi kurduğumda yapımcı olarak böyle bütün sinemacıları toplayıp ondan sonra filmi seyrettirdiğim gün Erdal abi rahmetli oldu, gelemedi. O gün müydü? Evet, o gün. Vay. Ondan sonra da işte hep derdi bana, oğlum bak şu Mahalleden Arkadaşların filmini yapın bak dinle beni diyorum sana oğlum, yapın diyor. Bak madem yapımcı oldun diyor, komedyensin, yapın oğlum diyor falan. Ve sonra, en sonunda geliyor. Evet, inşallah bu yaz çekiyoruz. Sen yapımcı koltuğunda olacaksın Mahalleden Arkadaşlar'da. Evet. Ama bizim özlediğimiz ikili kamera önünde ne zaman olacak? Hangi filmle? Bizim Baba Parası'yla mı? Baba Parası. Yine Selçuk Aydemir'in yazdığı ve yöneteceği Baba Parası. Ahmet Kural'la sen orada oyuncu olarak göreceğiz sizi. Bu yaz mı geliyor bu iki filmde? Vallahi şimdi kısmetse hatta bayramdan hemen sonra çekimleri başlıyor. Ve hani Ocak ayında birisini ocağın birinde, birisini ocağın sonunda olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. 2020'de iki tane tatlı filmle geliyoruz. Hadi bakalım şu an. Biz de merakla bekliyoruz Murat. Valla ben daha çok merak ediyorum. Falan olacak. Sohbetimize bir virgül koyalım. Daha sonra hızlı sorularla izleyici karşısında tekrar olacağız. Değerli izleyenler, Sinema Artı bütün hızıyla devam ediyor. Bu bölümümüzde Amerika'nın karanlık tarihine ışık tutan filmleri sizler için derledik. Meraklısı için liste artı geliyor. Birçok Hollywood yapımcısının da hemfikir olduğu üzere Amerika Birleşik Devletleri'nin aydınlık bir tarihi geçmişi yok. Sizlere Amerikan tarihinin karanlık noktalarına ışık tutan filmlerden oluşan bir liste hazırladık. Rüzgar Gibi Geçti. Margaret Mitchell'ın 1000 sayfalık romanından uyarlanan 4 saatlik film, arka planında köleci Güney ve kölecilik karşıtı Kuzey arasındaki bitmek bilmeyen savaşı, komedi ve trajedi unsurlarını harmanlayarak aktarıyor. 1940 yılında 8 dalda Oscar kazanan Rüzgar Gibi Geçti, 1959'da Ben Hur'un 11 Oscar almasına kadar geçen süreçte ödül rekorunu elinde bulundurmuştur. Kıyamet. İngiliz edebiyatının önemli eserlerinden biri olan Joseph Conrad'ın Karanlığın Yüreği kitabının özgün bir uyarlaması olan Kıyamet, Vietnam Savaşı üzerine çekilmiş en önemli başyapıtlardan biri olarak kabul ediliyor.
Filmin çekildiği 1979 yılı Amerika için bir dönüm noktasıdır. Vietnam'da yaşanan yenilgiyle birlikte emperyalist temellerine indirilen sert darbeyle ABD, ekonomik ve siyasi arenada yeni politikalar izlemek durumunda kalmıştır. Kurtlarla Dans. Amerikan İç Savaşı kahramanı olan bir Teğmen'in uzun zamandır savaştıkları yerli Sioux kabileleriyle zaman içinde kurduğu iletişim ve dostluğu anlatıyor Kurtlarla Dans. 1865 yılında görev yaptığı Dakota'daki sınır karakolunda geçirdiği günler boyunca politik fikirleri değişen Teğmen, gitgide bu barışçıl yerlilere benzediğini kabullenmeye başlar. Usta aktör Kevin Costner'ın ilk yönetmenlik denemesi olan Kurtlarla Dans, 12 dalda aday olduğu Oscar ödüllerinden en iyi film ve en iyi yönetmen dahil 7'sini kazanmıştı. New York Çeteleri. Başarılarla dolu kariyerinin en iyi filmlerinden biri olan New York Çeteleri ile Amerika'nın kanlı geçmişine ışık tutuyor yönetmen Martin Scorsese. Everybody owes, everybody pays. Biri kendilerini Amerika'nın yerlileri olarak gören, diğeri İrlandalı Katoliklerden oluşan iki çetenin birbirleriyle olan bitmek bilmez savaşını beyaz perdeye taşıyan New York çetelerinin başrollerinde Leonardo DiCaprio, Cameron Diaz ve Daniel Day-Lewis yer alıyor. Tell me you're a native. Do you want to know what a native is? Trail for a slave. 12 yıllık esaret. 19. asırda yaşayan Afro-Amerikan bir müzisyen olan Salomon Northup'ın otobiyografik kitabından uyarlanan filmin yönetmen koltuğunda kendisi de bir Afro-Amerikan olan Steve McQueen oturuyor. Kendisini müziğe adayan, özgür bir adam olarak yaşayan Northup'ın kaçırılıp köle olarak satılmasını konu alan film, siyahi adamın eski yaşamını yeniden kazanmak için 12 yıl boyunca verdiği özgürlük mücadelesini öykülüyor. I will not fall into despair. Good evening, gentlemen. Zincirsiz. Sıra dışı yönetmen Quentin Tarantino'nun Amerikan İç Savaşı'nın 2 yıl öncesindeki siyasi karışıklık döneminden itibaren başlattığı filminin başrollerinde Jamie Foxx, Christoph Waltz ve Leonardo DiCaprio gibi önemli isimler yer alıyor. Filmde siyasi bir kölenin ödül avcısıyla tanışmasının ardından hayatının tamamen değişmesi ve karısını kurtarmak için verdiği kanlı mücadele anlatılıyor. Sinema Artı'da Murat Cemcir'le sohbetimize hızlı sorularla devam ediyoruz değerli izleyenler. Sayın Cemcir, hazırsan başlıyorum. Hazırım. Peki. Sana çocukluğunu hatırlatan koku. Ramazan bayramlarından önce Arife günü annemin yaptığı ev baklavasını. Wow. Hayattan çıkardığın ders. Arife günü orucunu annenin yaptığı baklavayla bozmayacaktım. En son niye keşke dedin? O orucu bozmayacaktım. Ahmet Kural mı, Selçuk Aydemir mi? Selçuk Aydemir. Peki geçen hafta Selçuk Aydemir'e sorduğumda Ahmet Kural mı, Murat Cemcir mi diye. Benim Murat demiştim. Cemcir demişti. Ben biliyorum. Niyetim aranızı bozmak değil. Gişe komedisi mi, ince mizah mı? Töre mizahı. Seni en çok etkileyen film? Kibar Feyzo. Kan mı, Oscar mı? Vallahi Kan'a gittik, bir hayırını görmedik. Allah Oscar. Tanıştığın insanda önce neye bakarsın? Önce insan olmasına. Robert De Niro mu, Al Pacino mu? Bence ikisi de aynı. Hangi süper kahraman olmak isterdin? Rain Man. Kurtulmak istediğin bir huyun? Çok fazla güveniyorum. İmkanın olsa geleceğe mi giderdin, geçmişe mi? Zaten esasında her türlü imkanımın var olduğunu düşünüyorum. Çünkü şu an bu programı izleyen arkadaşlar için, ki zaman dilimi benim için geçmiş zaman. Bu imkanı bana verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Çünkü şu an geleceğe gittim ve bayramda annemin yanındayım. Anneciğim bayram mübarek olsun, babacığım bayram mübarek olsun. Teyzeciğim, Nikser'deki bütün akrabalarıma bayram kutlamalarını iletiyorum. Süper. Peki sana yapılan en büyük sürpriz? Bu programın 9 gün önce bugün bana bayramda yayınlanacağını söylemiş olmanız efendim. Sık kullandığın aksesuar? Kredi kartı. İstanbul dışında nerede yaşamak isterdin? Nikser. En sevdiğin Avrupa şehri? İstanbul. Annenden öğrendiğin en önemli şey? Tuvalet terbiyesi. Aşk mı, sevgi mi? Aşk. Şöhretin sende değiştirdiği bir alışkanlık? Arkadaşlarım tırmaya başladım. Heath Ledger'lı Joker mi,
yoksa Jack Nicholson'lı Joker mi? Murat Cemcilli. Sinema mı dizi mi? Sinema. Peki işinin en iyi yanı? Kendimi daha iyi tanıyorum. Hollywood mu, bağımsız sinema mı? Hollywood. En son kimi, neden kıskandın? En son kız kardeşimi kıskanmıştım. Babam daha çok seviyor. Onu hiç azarlamıyor diye. İnternet mi, televizyon mu? İnternet. Yapımcı Murat Cemcir'den, Çalgı Çengi'nin oyuncusu Murat Cemcir'e bir nasihat istesem senden. Oğlum ne yapıyorsun derdim ya. Çünkü hani film çekiyoruz ve Bağcılar'da film çekiyoruz. filmimizin ilk sahnesi Bağcılar'da ve hani söylediği, yapımcının söylediği gömlekler gelmemiş. Biz bayağı setten önce sabah saat 7-7.30 falan açık tuhafiyeci arıyorduk Ahmet Kural'la beraber. Üzerimize gömlek giymek için filmde kullanacağımız gömlekleri. Çok teşekkür ediyorum Murat. Ben teşekkür ederim. Yeni filmleri merakla bekliyoruz. Ben de. Evet, değerli görüşler için sağ ol, var ol. Değerli izleyenler, Sinema Artı bütün hızıyla devam ediyor. Arjantinli yönetmen Damian Ciro'nun 6 farklı hayat hikayesini anlattığı Wild Tales, Asabiyim Ben filmi hakkında her şey sizlerle. Asabiyim Ben, 2014 Arjantin-İspanyol yapımı olan Asabiyim Ben, birbirinden bağımsız 6 kısa hikayeden oluşuyor. Modern zamanın getirdiği yozlaşmış duygulara tercüman olan film, özellikle intikam ve şiddet duygusunu kara komediyle harmanlayarak işleyen son dönemlerin en başarılı yapımlarından biri. Arjantin yapımı Hermanos y Dedektives dizisiyle tanınan Damian Ciro'nun tam 8 yıl aradan sonra sinema dünyasına dönüş yaptığı film, Buenos Aires ve çevresinde yaşanan 6 farklı hikayeyle sıradan yaşamları olan insanların intikam hırsı ve şiddetin uyandırdığı istekle uğradıkları değişimi anlatırken hayvanların tavırlarını örnek almış. Her hikayenin ana karakterini vahşi bir hayvanla tanımlayan yönetmenin çizdiği karakterler hikaye ilerledikçe adeta birer vahşi hayvana dönüşüyorlar ve sonunda seyircinin önünde trajikomik denilebilecek bir manzara kalıyor. Dram, aksiyon, gerilim, komedi derken birçok farklı türü iç içe geçirerek ortaya hayli başarılı bir yapım çıkaran yönetmen Damian Ciro'nun filmin aynı zamanda senaristi. Ciro'nun hikayelerin çoğunu küvetinde yazmış. Time dergisinin 2014 yılının en iyi filmleri listesinde yer alan ve her öykünün bir öncekinden daha uzun olduğu bu sıra dışı filmin çekimleri 8 hafta sürer. El acta de infracción dice que el auto estaba mal estacionado. Agustin ve Pedro Almodovar'ın yapımcılığını üstlendiği Asabiyim Ben'in oyuncu kadrosunda Dario Grandinetti, Oscar Martinez, Erika Rivas gibi Arjantinli ünlü oyuncular yer alıyor. Yabancı dilde en iyi film dalında akademi ödülü adaylarından biri olan film, Arjantin'de 275 sinemada gösterilerek yılın en çok izlenen yapımı olurken, 2014 Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye için yarışan filmler arasında yer aldı ve 2014 Arjantin Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi ödüllerini 10 dalda kazanarak başarısını bir daha kanıtlamış oldu. Gerek kamera teknikleri, gerekse insan psikolojisini anlatırken gerilimle harmanladığı kara mizahıyla fark yaratan, Asabiyim Ben'in oldukça beğeni toplayan müziklerinin arkasında ise Gustavo Santaolalla yer alıyor. Sinema Artı'nın bu haftada sonuna geldik değerli izleyenler. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Sinemayla kalın.